fikir etmemizi, hayır ve katınatlarda bulunmamızın temel sebebi de bu değil mi? Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak ve cennete gitmek. Peki bir cennete bu kadar talipliyse ve cenneti bu kadar istiyorsak neden o zaman Allah'ın yolundan sapmayacağız? Neden dünyalık çıkarlarımız ve menfaatlerimiz uğruna birbirlerimize kan bıçak birbirimize giriyoruz? Veya neden bu dünya hayatında 30 sene, 40 sene, 50 sene rahat yaşayacağım diye başkalarının malını gasp ediyoruz? İşte bizler dünya hayatında doğru bir çizgide olmazsa Allah Azze ve Celle'nin üzerimiz olduğu cennete giremez. Nitekim Lokman Suresi'ne Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerini açıkladığı zaman diyor ki bu kitap hikmetli bir kitaptır. Hikmet sahibi insanları boyun kalacağız. Ve diyor bu kitaptan namazını kılan, zekatını veren ve doğru yaşayan insanlar uyuyor. Yani bu kitap herkese hidayet kaynağı değil. Çünkü dünyada 7 milyar insan var değerli müşteri. Bu 7 milyar insandan sadece 1,5 milyar insan var. Geriye kalan 5 milyar, 6 milyar gaflet içerisinde. Ve bu 6 milyar insanın belki 1 milyar bu kitabı biliyor. Bu kitabı okuyor. Bu kitabı inceliyor. Ama onlara hidayet nasip olmuyor. Hidayet bu kitaptan öğüt almak isteyenlere yani bu kitabı açıp okuduğu zaman şu niyetle okuduğu bu Kur'an ona şifa olacaktır. Bu Kur'an ona hidayet kaynağı olacaktır. Nedir o? Allah'ın ayetlerini okuduğunda Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede bana ne mesaj veriyor? Rabbim acaba bana neyi öğretmek istiyor? Beni neyden alıkoymak istiyor ve neye teşvik etmek istiyor? Bu şekilde okuduğu zaman kitaptan uyum alır. Aksi takdirde sadece okumuş olur ki o da kendisine hiçbir menfaat sağlamaz. Ve ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyuruyor. نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي اَنْفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ Biz dünya hayatında da sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey yine orada bulunduğunuz her şeyi de elde edeceğiz. Bakın dünya hayatında da ahirette de diyor Cenab-ı Hak ben sizin dostluğumu olmalıyım. Yani Allah Celle Celaluhu bize bir dostluk teklif ediyor. Kimlere? Kimlerin dost olduğunu söylüyor Cenab-ı Hak. Ona iman edip yokluğu yaşayan insanlar. Yani eğer ki imanınızla birlikte kendinizi günahtan alıkoyup ibadetlerinizle Cenab-ı Allah'a imanınızı pekiştiriyorsanız, ona imanınızla birlikte ibadetlerinizle de itaat ediyorsanız, işte Cenab-ı Hak sizin dostunuz. Hem dünyada hem ahirette. Ki bir insanın dostu Allah olursa, o insana bir sözünü sorar. O insan cehenneme gider mi? Yani bizler iman ettiğimizi söyleyelim.
İman edin. Ben de size dokunmayı sunmam. Yani o zaman mahşer gününde amellerinizde var. Ona itaat eden, ya onu Rab olarak